Merhaba değerli öğretmenlerim ve sayın yöneticilerim. Ben Milli Eğitim Uzmanı Bekir Kul. Bugün sizlerle birlikte okullarımızda sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarını ele alacağız. Sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmaları denilince ne anlıyoruz ya da neler anlamalıyız? Okulumuzda eğitim öğretim süreçlerinde sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarını daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirebiliyor muyuz? Bu çalışmaları daha etkin ve verimli bir şekilde nasıl kullanabiliriz? Deneyimsel öğrenmede sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmaları ne derece önemli? Gelin birlikte bu soruları cevaplamaya çalışalım ve pratik çözümler üretelim. Sunuma sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarına genel bir bakışla başlayacağız. Bu bölümde değişen ve dönüşen eğitim süreçlerinde sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarının önemi sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarının tanımı, kapsamı ve faydaları yine bu çalışmaların işlevleri devamında sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarında kullanılabilecek yöntemler, yaklaşımlar sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarında kalite standartları Yine bu alanda çalışmalarımızı gerçekleştirirken dikkat edeceğimiz hususlar sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarının bileşenleri, sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmaları ile mevcut öğretim programları ilişkisinin kurulması, sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarının gelişim alanları ile ilişkisi, yine bu çalışmaların değerlendirilmesi süreç sonunda ve süreç sırasında Sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışması olarak nitelendirilemeyecek çalışmaları bu sunumun nihayetinde birlikte ele alacağız. Değişen ve dönüşen eğitim süreçlerinde sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarının önemi konusuna baktığımızda eğitim sistemlerinin temel amacının öğrencilere zengin eğitim eğitim fırsatları sunarak onların bütüncül gelişimini sağlamak olduğunu görmekteyiz. Öğrencilerin bütüncül gelişimini sağlamak için bilişsel becerilerin yanı sıra sosyal ve duygusal becerilerinin, becerilerinin de desteklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Sosyal ve duygusal beceriler, öğrencilerin hızla değişen koşullara ve çevrelerine uyum sağlamalarının yanında mesleki ve akademik başarılarına da katkı sağlamaktadır. Sosyal ve duygusal beceriler, bireylerden beklenen 21. yüzyıl becerileri içinde yer alan ve bilişsel becerilere destek olan önemli özelliklerdir. Eğitim sistemlerinde yapılan düzenlemelerde sosyal ve duygusal becerilere daha fazla yer ayrıldığı, bu konudaki kazanım ve becerilerin gittikçe daha fazla vurgulandığı görülmektedir. Öğrencilerin öğrenme süreçlerini desteklemesi, davranış problemlerini azaltması, sosyal ilişkilerini ve sorumluluk alma eğilimlerini geliştirmesi, iş gücü taleplerine karşılık verebilmesi, ve dezavantajlı öğrencilere destek olabilmesi açısından bu becerilere atfedilen önem de zaman içinde büyük artış göstermiştir. Değişen ve gelişen dünyada eğitim yalnızca bilgi aktarma anlayışının egemen olduğu yapıdan farklı bir hal almaktadır. Çağdaş toplumlarda birey, içinde bulunduğu çağın koşullarına uyum sağlayabilecek bilgi ve donanıma sahip olma gerekliliğinin yanında, yaşadığı sorunlara çözüm bulma zorunluluğu ile de karşı karşıyadır. Sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmaları öğrencilerin aktif vatandaşlar olarak yetişmelerine katkı sağlamaktadır. Aktif vatandaşlık, vatandaşların toplumdaki problemleri tanımlama, bunlara yönelik çözüm önerileri geliştirme ve aynı zamanda yaşam kalitelerini yükseltmede aktif biçimde yer alanlarını sağlayan imkanlara sahip olmaları şeklinde tanımlanabilir. Sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarında da Okullarda verilen akademik eğitim ile toplum hizmetini birleştiren deneyimsel bir eğitim amaçlanmaktadır. Bu tür çalışmalar toplum için gerçek hedeflere daha derin anlayış ve becerilere ulaşmak için öğrenmenin bir eylem ve yansıtma döngüsü yoluyla gerçekleştiği deneyimsel bir eğitim biçimidir. Sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmaları öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçlerinde sosyal girişimcilikle tanışarak toplumsal problemlere çözüm arama motivasyonu kazanması ve ilgili beceri, araç ve ortamlarda desteklenmesine de zemin oluşturmaktadır. Öğrencilerimizin toplumsal bir bilinç kazanması ve topluma katkısı olan bireyler olarak kendilerini geliştirebilmeleri için üyesi oldukları toplumdaki işleyişi ve gerçekliği kavramaları gerekmektedir. Bu süreçte öğrenciler toplumsal olaylara ilgi duymalı, sorunların farkında olmalı, gerektiğinde hem kendi hem de başkalarının iyiliği için harekete geçebilmelidir. Öğrenciler toplum ve çevre sorunlarına duyarlı olmalı ve bunların çözümüne yönelik sürece katılımda istekli olmalıdır. Bir ülkenin eğitim sistemini toplumsal yapısından soyutlamak kesinlikle olanaksızdır. Günümüz dünyasında eğitimi okulun duvarları arasında toplumdan etkilenmeden sürdürmek doğru ve geçerli bir yaklaşım kesinlikle değildir. Sosyal sorumluluk faaliyetleri ve toplum hizmeti çalışmaları öğrencilere sosyal duyarlılık bilinci kazandırarak topluma katkısı olan, topluma uyum sağlayan, kendine güvenen, kendini ifade edebilen, yaratıcı düşünen ve problem çözebilen vatandaşların yetişmesine katkı sağlamayı da aynı zamanda hedeflemektedir. Ayrıca bu çalışmalar sayesinde öğrencilerin öz yeterlilik duygusu ve iradesi gelişecek, öğrenciler öğrenmeyi ve öğrendiklerini gerçek hayatta uygulamayı sevecek, bilgiyi toplumsal değere dönüştürebilecektir. Sosyal sorumluluk ve toplum hizmet çalışmaları, öğrencilerin seviyelerine uygun olarak toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla eğitim kurumları tarafından yürütülen eğitim, kültür ve turizm, spor, sağlık ve sosyal hizmetler, çevre, afet ve acil durum gibi alanlarda gerçekleştirecekleri projeleri, etkinlikleri ve ilgili diğer tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Öğrencileri toplumun aktif, ilgili ve sorumlu bireyleri olmaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmalar, öğrencilerin mesleki, akademik ve kişisel hayatları üzerinde önemli etkilere sahiptir. Sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarının toplum ve öğrenme olmak üzere iki temel boyutu vardır. Gerçekleştirilecek çalışmalarda bu boyutların her ikisinin de geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Gönüllülük esasına dayalı olarak Herhangi bir beklenti olmaksızın gerçekleştirilen bu çalışmalar öğrencilere okulda öğrendiklerini gerçek dünyada nasıl uygulayabileceklerini deneyimleme fırsatı sağlayarak öğrenmeyi sınıf ve okul duvarlarının dışına taşır. Öğrencilere toplumun her kesiminden farklı geçmişlere sahip kişilerle etkileşime girerek sosyal ağlar kurabilme imkanı sunar. Böylelikle öğrencilerin küresel bir bakış açısı edinmelerine ve sosyal farkındalık duygusu geliştirmelerine katkı sağlar. Öğrencilerin empati ve özgüven geliştirmelerine ve sosyal becerilerine geliştirmelerine katkı sağlar. Öğrencilere toplum hizmetini gerçekleştirirken yaptıkları çalışmaların yakın çevrelerindeki kişilere ve topluma nasıl ve ne düzeyde etki edebileceğini ilk elden görme fırsatı sunar. Öğrencilere gerçek yaşamda akademik ilgi alanlarını, becerilerini keşfetme fırsatı verir. Gençlerin iş dünyasına aldıklarında, iş dünyasına atıldıklarında ihtiyaç duyacakları iletişim, takım, çalışması, özgün düşünme, problem çözme, zaman yönetimi gibi bir takım becerileri edinmelerine katkı sağlar. Sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarında bir taraftan öğrencilerin toplumun gerçek ihtiyaçları ile tanışması sağlanırken, diğer taraftan da çalışmalar öğretim programlarıyla ilişkilendirilmelidir. Sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarında öğrencilerin toplumun bir parçası olduğu sürecin her aşamasında mutlaka öğrencilere hissettirilmelidir. Sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmaları sürecinde öğrenciler çalışmaların tüm aşamalarında yansıtıcı faaliyetlerde bulunmalıdır. Bu tür yansıtıcı faaliyetler, formlar, şablonlar ve yarı yapılandırılmış taslaklar üzerinde yapılabileceği gibi resim, müzik, görsel sanatlar, Makale, okuma parçası, kompozisyon, hikaye gibi alanlarda da içerikler oluşturularak gerçekleştirilebilir. Sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarında kamu yararını arttırmak ve öğrenme hedeflerine ulaşmak gibi öncelikli amaçlar belirlenmelidir. Sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarında paydaşlara ki bunlar sivil toplum kuruluşları, medya, yerel yönetimler, aileler olabilir yer verilmelidir paydaşlar ile her iki taraf için de anlamlı olan faaliyetler planlanmalıdır. Bir bağlantı kurma süreci olarak da açıklanan sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmaları sayesinde öğrencilerin öğrenme hedeflerine ulaşmaları ile toplumun, dünyanın geleceğine katkıda bulunma arasında bağlantılar oluşturulmaktadır. Okulda tarih ve matematiği öğrenen öğrenciler Sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmaları çalışmaları ile empatiyi, gamlı, şefkati, inisiyatif ve sorumluluk almayı da deneyimleyerek öğrenmektedir. Sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarının işlevlerine bakacak olursak, öğrenciyi sosyal, ahlaki, zihinsel, bedensel ve psikolojik yönlerden bir bütün olarak geliştirmeyi amaçlar. Öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda becerilerin gelişmesine yardımcı olmak, öğrencilerin özellikle toplumsal, kültürel değerlerle ilgili bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazanarak iyi bir vatandaş olmalarına yardımcı olmak gibi amaçları da vardır. Öğrencilerin boş zamanlarını verimli geçirmelerini sağlamak ve bunu alışkanlık haline getirmelerine yardımcı olmak, aynı zamanda öğrenciye gerçek hayatı deneyimleme olanağı sağlamak, bunun yanında öğrenciyi yaparak yaşayarak demokratik bir yaşama alıştırmak, öğrencilerin kendi etkinliklerini ve özgürlüklerini kullanarak yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek, öğrencilerin meslek seçmelerine ve seçtikleri bu mesleklerle ilgili deneyim kazanmalarına yardımcı olmak, öğrencilerin liderlik ve yöneticilik becerilerini geliştirmek, güçlü bir okul kültürü oluşturmak, işbirliği sorumluluğu almak, çalışma, başarma, hoşgörülü olma sevilme sevme gibi küresel evrensel değerleri kazanmasına yardımcı olmak yine bu çalışmaların işlevleri arasında sayılabilir. Akademik olarak derste kazanılan tüm akademik bilgilerin yanında ve davranışların yanında bunların gerçek hayatta pekiştirilmesini sağlamak ve öğrencilerin eksikliklerini tamamlamak yine işlevler arasında sayılabilir. Okulda kazanılan davranışların pekiştirilmesinin sağlanması ve onların tamamlanması da yine sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarının işlevleri arasında yer alır. Sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarında kullanılabilecek yaklaşımlara baktığımızda sınıf içi yaklaşımlar, sınıf içi yaklaşımda daha çok öğrencilerin basit bir toplumsal problemin farkına vararak bunu çözmek istemesi ve öğretmene başvurması ile gerçekleştirilen çalışmalar söz konusudur. Bu yaklaşımda öğrencilerin Problemi çözerken kullanabilecekleri bilgi ve becerileri de içeren ders planları öğretmenler tarafından geliştirilir. Sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmaları bir günlük faaliyet olarak da tanımlanabilir. Bu faaliyette öğrenciler toplum ortakları, paydaşlar ki bunlar STK'lar, devlet kurumları, yerel yönetimler, kulüpler olabilir. Bir günlük bir etkinlikte bir araya gelerek birlikte yapabilecekleri faaliyetleri tanımış olurlar. Bağımlılıkla mücadele ve toplum sağlığı günü gibi faaliyetlere katılan öğrenciler söz konusu topluluk ortağının çalışmalarını tanır ve işbirliği fırsatlarına yönelik fikirler geliştirebilir. Ayrıca öğrenciler bir günlük faaliyete katılmadan önce konu ile ilgili hazırlık yaparak sunum yapabilir. Kendi hazırladıkları broşürleri dağıtabilir ya da afiş hazırlayabilirler. Bunun yanında sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmaları uzun dönemli projeler olarak da ele alınabilir. Uzun dönemli projeler sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmaları ile mevcut öğrenme kazanımlarının birleştirildiği uzun süreçli faaliyetlerdir. Eğitim konusunda deneyim kazanmış, kıdemli öğretmenlere tavsiye edilen model projeler uygulanmadan önce uzun süreli planlamaya ihtiyaç duymaktadır. Bu tür çalışmalar Proje yönetim süreçlerinin tamamının nitelikli şekilde uygulanmasını gerektirmektedir. Uzun süreli ve tanımlayıcı bir model ortaya konulduğundan işbirlikli sonuçların planlanması, toplum hizmeti ve öğrenme boyutlarını birleştiren yansıtıcı öğrenme aşamaları, kullanılacak strateji ve yöntemler iyi bir şekilde detaylı olarak planlanmalıdır. Yine Sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmaları yıllık planın bir ögesi olarak da planlanabilir. Bu yaklaşımda bir dersin yıllık planına sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti faaliyetlerinin dahil edilmesi söz konusudur. Öğretmenler ve öğrenciler sene başında ders yılının hangi döneminde ne tür çalışmalar yap yapacaklarını önceden bilirler. Okullar uzun süreli planlamalarında da bu tür çalışmalara ve bunların hangi alanlarda yapılacağına yer verebilirler. Çalışmaların planlama aşamasında bir konu alanı seçilir ve bu konu alanı ile ilgili öğretmenler, öğrenci temsilcileri, yöneticiler, okul aile birlikleri ve diğer paydaşlarla çalışabilirler. Bu süreçte katılımcıların ilgileri ve gelişim düzeylerine göre faaliyetlerin içinde yer alması sağlanır. Yine bunların yanında sosyal sorumluluk ve toplum hizmetleri çalışmaları disiplinler arası program olarak ele alınabilir. Tüm okulda disiplinler arası bir program şeklinde uygulanan sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmaları ilgili tüm zümreler, öğretmen ve öğrenciler tarafından işbirliği içerisinde gerçekleştirilir. Çalışmalar çeşitli alanlardan öğretmenler, veliler, diğer paydaşlar, öğrenci temsilcilerinden oluşan bir koordinatör ekip tarafından okul genelinde yapılacak şekilde planlanır her bir öğretmen bu ana plana bağlı kalarak farklı sınıf düzeylerinde yansıtıcı öğrenmeye dayalı şekilde planlarını geliştirebilir. Çalışma bir ya da iki yıl sürebilir. Son olarak öğrenci kulüpleri şeklinde de bu sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarını ele almak mümkün. Toplum hizmeti çalışmaları gönüllülük esasına bağlı olarak sosyal etkinlikler kurulunda alınan kararlar uyarınca öğrenci kulüpleri çatısı altında da yürütülebilir sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmaları öğrencilerin eğitim hayatı boyunca bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda okul içi ve dışında etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan öğrenci kulüpleriyle eş güdüm içerisinde ve işbirlikli bir yaklaşımla gerçekleştirilebilir. Sizlerin de göreceği üzere sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmaları farklı yaklaşımlarla ele, al ele alınabilir günlük faaliyetler şeklinde, yıllık planın bir parçası olarak uzun dönemli projeler şeklinde de ele almak mümkün. Sosyal sorumluluk ve toplum hizmet çalışmalarında kalite standartlarına bakacak olursak, öğrenci katılımı son derece önemli. Ne demek öğrenci katılımı? Etkili bir sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışması öğrencilere yetişkinlerin rehberliğinde toplum hizmeti çalışmalarında öğrenme deneyimlerini planlama uygulama ve değerlendirme süreçlerini anlamlı bir şekilde gerçekleştirme imkanı verir. Öğrencilerin güçlü bir katılımı, sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarına güçlü bir katılımı, deneyimlerin onlar için anlamlı ve ilgili olmasını sağlamanın yanı sıra onlara ömür boyu sürecek liderlik, planlama, karar verme ve vatandaşlık becerilerini kazandırır. Bu sebeple öğrencilerin bu faaliyetlere etkin katılımını son derece önemsiyoruz. Diğer bir kalite standartımız anlamlılık, etkili bir sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışması gerçek hayatla bağlı, ilgili ve yararlıdır. Katılımcıların yaş ve yeteneklerine uygun olarak planlanan çalışma aynı zamanda öğrencilerin ilgilerinde çekecek şekilde hazırlanıp gerçekleştirilir. Çalışmanın sonuçları hem öğrenciler hem de toplum hizmetinden yararlanan taraflar açısından görünür, ulaşılabilir ve değerlidir. Yine başka bir kalite standardımız öğretim programlarıyla bu çalışmaların bağlantısının kurulmasıdır. Etkili bir sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışması eğitim ve gelişimsel hedefleri ile öğretim programlarına bağlanacak şekilde tasarlanır. Bu hedefler açıkça ifade edilmeli ve faaliyetler bu hedefler ışığında geliştirilmelidir. Öğretim programlarıyla bağlantılar kurulurken öğrencilerin bilgi ve becerilerini toplumsal hayata nasıl aktarabilecekleri üzerinde durulur. Çok önemli bir süreç olan yansıtma sürecine baktığımızda, yansıtma toplum hizmeti deneyimleri sırasında ve sonrasında çeşitli sözlü, yazılı, sanatsal ve sözlü olmayan diğer faaliyetleri içerir. Yansıtma sürecinde öğrenciler toplumu, dünyayı ve kendi fikirlerini veya deneyimlerini dikkate alır. Öğrenme ve kişisel gelişimlerini desteklemek için güçlü ve zayıf yönlerini anlamak için çaba sarf ederler. Öğrencilerimiz yansıtma aşamasında çalışmanın ne olduğunu tanımlar, çalışmayla ilgili duygularını ifade eder, çalışmaya dönük yeni fikirler üretir ve sorular sorar. Yansıtma sürecinde düşünme faaliyeti yeni eylemlere, çalışmaların geliştirilmesine ve genişletilmesine yol, aç yol açabilir. Yine başka bir kalite standartımız çeşitlilik etkili bir sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışması hem faaliyetleri gerçekleştirenler hem de bu faaliyetlerden yarar sağlayanlar olmak üzere tüm katılımcılar arasında farklı fikirleri temsil etme ve karşılıklı saygı anlayışını geliştirmeye yardımcı olur. Katılımcıların farklı bakış açılarını görmeleri ve analiz etmelerine, ön yargılarının üstesinden gelmelerine ve farklı kültürel geçmişleri ya da farklı bakış açılarını değerlendirmelerine yardımcı olur. Ortaklıklara baktığımızda etkili bir sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmasında öğrenciler, eğitimciler, aileler ve toplum temelli to diğer toplum temelli organizasyonlarla ortaklıklar kurulmalıdır. Paydaşlar ortak bir vizyon oluşturmak, hedefler belirlemek ve hazırlanan planları uygulamak için birbirlerini kaynak olarak görüp işbirliği yapabilmelidir. Birbirlerinin kaynaklarından yararlanabilmelidir. Sürecin izlenmesine baktığımızda etkili bir sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmasında katılımcılar faaliyetlerin kalitesini, niteliğini ve belirtilen hedeflere ulaşılma düzeyini belirlemek için izleme sürecine etkin olarak dahil olurlar. İzleme sonuçları iyileştirme ve sürdürülebilirlik çalışmalarında kullanılır, kullanılır. Geliştirme ve sürdürülebilirlik amacıyla yapılacak tüm çalışmalarda performans göstergeleri üzerinden izlenen faaliyetlerin çıktıları kullanılır. Süre ve yoğunluğa baktığımızda gerçek ve kalıcı etkiye sahip bir sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışması yeterli süre ve yoğunluğa sahip olmalıdır. Bu süre ve yoğunluk sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarında takip edilecek aşamaların tamamının gerçekleştirilebilmesine imkan vermelidir. Sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarında dikkat edeceğimiz hususlara bakalım. Öğrencilere programın planlanmasında, uygulanmasında ve toplum için çalışmada üst düzeyde sorumluluk verilmelidir bu çalışmalar sürecinde. Öğrenciler Sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti faaliyetlerinde bağımsız çalışabilmelidir. Fikirler üretebilmeli, katılım sağlayabilmelidir. Tecrübelerin değerlendirilmesi ve duyguların anlamlandırılması aşamasında düşünme aktivitelerine yer verilmelidir ki biz buna yansıtıcı faaliyetler diyoruz. Öğretmen öğrencilerin tecrübelerini öğretmenlerimiz öğrencilerin tecrübelerini değerlendirebilmeli ve öğretim programlarıyla bağlantı kurabilmelerinde güçlü bir aracılık rolü üstlenmelidir. Gördüğümüz gibi öğretmenlerin de bu süreçte çok önemli rolleri bulunmaktadır. Öğretmen düzenli olarak öğrencilerin edindiği tecrübelerin sonuçlarını değerlendirmeli ve bu değerlendirme sonuçlarını uygulama aşamalarının geliştirilmesi için kullanmalıdır. Okullarımız sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmaları ile dersler arasındaki bağlantıyı kurmalıdır. Ön hazırlık sürecine baktığımızda bu aşamada görevli öğretmen, sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarının temel amaçları ve süreç boyunca elde edilecek kazanımlar konusunda ön planlama yapmalıdır. Sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarının henüz başlangıç aşamasında öğrencilerin okullarda aldıkları akademik eğitimde göz önüne alınarak öğretim hedeflerinin becerilerin, değer ve kazanımlar ile yöntemlerin planlanması son derece önemlidir. Diğer bir bileşenimiz keşif. Sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarında hangi konuya odaklanılacağını belirlemektir. Toplumun ihtiyaçlarını ve önceliklerini araştırarak toplumdan ve çevreden bilgi edinmeyi gerektiren bu süreç, yani keşif süreci, öğrencilerin toplum ihtiyaçlarının farkına varabilmeleri, toplumsal ortaklarla yapılabilecek işbirliği hakkında öngörüde bulunabilmeleri, kendilerinin bu süreçteki rolünün ne olacağı hakkında fikir yürütmelerini önemser. Keşif aşamasındaki tüm karar alma süreçlerine öğrenci aktif olarak dahil edilmelidir. Keşif aşaması şunları içermektedir. Planlama aşamasında öğretmen ve öğrenciler, birlikte yapılacak çalışmaların içeriğine karar verirler. Yine birlikte faaliyetin niteliğini belirlerler, eylem planlarını geliştirir, öğretim programlarıyla yapılacak çalışmaların bağlantısını kurarlar. Öğretim programlarıyla uyumlu bir şekilde çalışmaların amaçlarını hep beraber birlikte belirlerler. Yapacakları faaliyetin ayrıntılı planlaması bu süreçte yapılır. Düşünme süreçleri ve paydaşlarıyla yapılacak çalışmalar planlanır. Daha sonraki süreçte eyleme geçme süreci eylem sürecinde sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarında en önemli aşama eylem aşamasıdır. Öğrenciler faaliyetleri gerçekleştirirken eylem planlarını gözden geçirip eksiklerini tamamlayarak süreç boyunca öğrenmeye devam etmektedir. Bunun yanında öğrenciler karar verme, fikir üretme, işbirlikli çalışma gibi becerileri süreç boyunca kullanmaya devam edeceklerdir. Böylelikle eylem aşaması öğrenciler için önemli fırsatlar sunacaktır. Bu fırsatlardan biri de eylem aşamasının yansıtmaya olan katkısıdır. Eylem aşaması yansıtma süreçleri için deneyimsel temel sağlar. Yansıtma ki çok önemli bir süreç, yansıtma sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmaları ile öğrenme arasındaki bağlantıdır. Yansıtma belirli öğrenme hedefleri ışığında bir deneyimin kasıtlı olarak değerlendirilmesidir. Yansıtma, sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarının öğrenme boyutu dikkate alınarak katılımcıların deneyimlerinin planlı ve programlı bir şekilde gösterilmesi ve gözlenmesidir. Toplum hizmeti her durumda kendi başına zorunlu olarak öğrenmeyle sonuçlanmamaktadır. Yansıtma faaliyetleri toplum hizmeti faaliyetleri ile derslerin akademik içeriği arasında bir köprü oluşturur. Yansıtma etkinlikleri öğrencinin dikkatini olayların yeni yorumlarına yönlendirir ve daha derin bir anlayış için bir metnin okunması ve çalışılması gibi toplum hizmetinin incelenip yorumlanabileceği bir araç sağlar. Ayrı bir aşama olmasının yanında diğer aşamalar gerçekleştirilirken de yansıtma gözden kesinlikle kaçırılmamalıdır. Görünürlük ve kutlamaya bakalım. Bu aşama öğrencilere, toplumsal paydaşlara, okul yöneticilerine ve öğretmenlere, diğer kişilere sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarının sonuçlarını sunması bakımından son derece önemlidir. Öğrencilerin ve toplumsal ortakların sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmasının amacına yönelik toplumu nasıl değiştirdikleri, sosyal problemi nasıl çözdükleri ve sonuç olarak kendilerini ve nasıl değiştirdiklerini ortaya koydukları aşamadır. Diğer bir aşamamız sürdürülebilirlik aşamasıdır. Bu aşamada gerçekleştirilen sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmasının eğitim kurumunun programı ve okul kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi amaçlamaktadır. Böylelikle çalışmalara katılan öğrencilerin mezun olsalar dahi toplum hizmeti çalışmalarına kaynak sağlama ve sivil katılımlarını sürdürmelerini sağlamaya odaklanılır. Sürdürülebilirliğe odaklanmak, sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarını kurumun ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi amaçlar ve böylelikle herkesin çalışmaların temel bir parçası olduğunu varsayar. Tüm bu aşamaların özenli bir şekilde yerine getirilmesi bu çalışmalardan maksimum faydanın elde edilmesini sağlayacaktır. Sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarında bir taraftan toplumun ihtiyaçları karşılanırken diğer taraftan toplumun faydasını gözeten ve ilerleyici bir öğrenme deneyimi sağlamak amacıyla öğrenme hedeflerini toplum hizmetiyle birleştirmek esastır. Bu çalışmalar öğrencilerin aktif vatandaşlar olarak toplumsal yaşama etkin katılımlarını sağlamayı amaçlar. Öğrenciler bu çalışmalarda akademik öğrenim içeriğini gerçek hayattaki özgün öğrenme deneyimleriyle birleştirebilmektedir. Sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarında öğretim programı, ders, konu ve kazanım ile faaliyet bağlantısı çok iyi kurulmalıdır. Hazırlık sürecine ayrı bir önem verilmelidir. Sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarının değerlendirmesine bakacak olursak, öğrenciler sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarında birden çok paydaş tarafından değerlendirebilir. Paydaş değerlendirmesine bakalım. Paydaşlar öğrencileri değerlendirerek de sürece aktif olarak katılım sağlayabilirler. Öğrencileri değerlendirmek için değerlendirme listesi veya kriterleri geliştirme sürecinde de paydaşlar söz sahibi olabilirler. Öğretmen değerlendirmesine bakalım. Öğretmenler öğrencileri içerik üzerinden değerlendirmelerinin yanı sıra onların araştırma, iletişim, yazma ve grafik oluşturma konularında da ne kadar başarılı olduklarını değerlendirebilirler. Yine başka bir değerlendirme yöntemi akran değerlendirmesi. Öğrenciler bir yansıtma biçimi olarak öz değerlendirme yapabilir. Ayrıca diğer paydaşların onları değerlendirmek için kullandıkları değerlendirme listesinin geliştirilmesine de yardımcı olabilirler. Sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarında farklı değerlendirme araçları ve yöntemleri kullanılabilir. Bunlara beraber bakalım. Görüşme yöntemini biz bu sürecin değerlendirmesinde kullanabiliriz. Görüşmeye bakalım. Öğrencilerle yapılan görüşmeler öğrencilerin yaptıkları çalışmalarla ilgili değerlendirmeler yapmaya imkan vermektedir. Bazı örnek görüşme sorularına bakabiliriz. Çalışma sırasında karşılaştığın bir olayı, konuyu, yöntemi, fikri Farklı yollarla açıklayabilir misin? Bu çalışmayı tekrar yapsaydın aynı sonuçları bulur muydun? Bu çalışmayı daha kolay yapmanın başka bir yolu var mı? Bu konuyla ilgili gerçek yaşamından bir örnek verebilir misin? Gibi soruları biz bu süreçte kullanabiliriz. Yine başka bir yöntem gözlem. Etkinlik çıktılarının görülebildiği bazı alanlarda bu yöntem oldukça önemli. Uygulamada hız ve zaman önemlidir. Gözlemler öğrenciler hakkında doğru ve pratik bilgiler sağlar. Öğretmen öğrencilerin soru ve önerilerine verilen cevaplarını, sınıf içi tartışmalarda katılımlarını, grup çalışmalarında ve tartışmalarında katılımlarını, çalışma sırasında kullanılan yöntem ve materyale öğrencinin verdiği tepkiyi gözlemler. Gözlem yapmada kolaylık sağlayacak bazı hususlara göz atalım. Ölçütleri koyarken bütün öğrenciler için aynı standart standartlar kullanılmalıdır. Her öğrenciyi birkaç kez gözlemek, gözlemlemek gerekebilir. Her öğrenciyi farklı durum ve günlemlerde, günlerde gözlemlemeliyiz. Her öğrenciyi farklı özellikler, beceriler ve davranışlara göre değerlendirebiliriz. Yapılan gözlem için değerlendirmeyi mümkün olduğu kadar gözlem anında kaydetmeliyiz. Sözlü sunum yönteminde ise başka bir yöntem. Öğrencinin katıldığı sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmasıyla ilgili sunum hazırlaması ve bunu topluluk önünde sunması öğrenciden istenir. Sözlü sunum birçok alanda kullanılabilir. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri hakkında nitelikli bilgi sağlar. Kontrol listeleri, dereceli puanlama anahtarı ya da akran değerlendirme ölçekleriyle değerlendirme yapılabilir. Sözlü sunumlar öğrencilerin hatırlama, kavrama ve hitap düzeyleri hakkında bilgi toplamak için uygun araçlardır. Aynı zamanda problem çözme becerileri de bu yöntemle ölçülebilir. Performans değerlendirmeye bakalım. Öğrencilerin bilgi ve becerilerini ortaya koyarak oluşturdukları çalışma, ürün ya da etkinliklerin değerlendirilmesi süreci performans değerlendirme olarak ifade edilebilir. Bunun yanında performans değerlendirme öğrencilerin gerçek yaşam problemlerine akademik bilgilerini uygulayabilme ve bunu problem üzerinde ile ilgilenir. Öğrencilerin sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarında edindikleri kazanımlarını gerçek durumlarda göstermeleri beklenir. Sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışması olarak nitelendirilemeyecek bazı çalışmalar var. Bunlara birlikte bakalım. Öğrencilerin aktif olarak katılım sağlamadığı faaliyetler sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışması olarak nitelendirilemez. Sadece çalışmayı yapan öğrencilere fayda, fayda sağlayan e, faaliyetler, basit, rutinleşmiş ve günlük faaliyetler yine bu sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmaları olarak nitelendirilemez. Bunun yanında doğrudan para ödenerek yapılan tüm faaliyetler, bir müzeye veya konsere gitmek gibi pasif olunan, öğrencilerin pasif olduğu faaliyetler Amacı belirsiz veya plansız yapılan çalışmalar, kişisel ödül ve maddi kazanç beklentisiyle yapılan çalışmalar, bunun yanında sadece aile bireyleri ve akrabalar ile sınırlandırılmış faaliyetlerde bu çalışmalar arasında gösterilemez. Ayrıca okuldan ve aileden onay alınmadan gerçekleştirilen faaliyetler, girişimler, çalışmalar, okulda gerçekleştirilen öğretim programı dışındaki çalışmalar, sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmaları olarak nitelendirilemez. Sunumun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.